İyi akşamlar Feyzi Bey, iyi akşamlar. İdare Amir, İdare Başkanı Feyzi Bey. Efendim, görüşemeyiz bayadır. Nasılsınız? Yüzünüzü gören cennetlik. He. Hasret kaldık efendim, hasret kaldık. İşte en son siz denetime takıldığınızdan beri görüşemiyoruz. Feyzi Bey'in bölüm denetime takıldıydı en son. Banlamışlar iyi bir şey. Özledik efendim, özledik. İşte şimdi sahne fotoğrafınızı yayınlayabiliyoruz Feyzi Bey. Özledik efendim, özledik güller açan güneş sıfatını sizin ben. Biz özledik yani, çok özledik sizi. He. Ha, bakabiliyorsunuz ben. Ha, benim programı izleyebiliyor musunuz? Ha, nasıl buluyorsunuz Feyzi Bey benim programı, nasıl buluyorsunuz genel olarak? Adamın odasında 15 tane televizyon var. Hepsinden TRT kanalını izliyor ya. Hepsinden Pürdokat izliyor. He, nasıl buluyorsunuz benim programı? Evet. İşte efendim öyle çocuklar bir şeyler yapmışlar. Skeçler, mikeçler, şakalı, komikli. Neyi? Muazzam mı? He, ben onu çok beğeniyorum. Ben de çok beğeniyorum Muazzam. Muazzam neyla? Hocam Muazzam yüzyılı diyor. Bu Süleyman'la olan var ya. Aha! Onu ben de çok beğeniyorum. Ben de çok beğeniyorum. Dayım Muazzam'ı. Yapıştır. Tabii ben de favorim. Özellikle o şey kısmı var diye. Hangisi la Süleyman? Hünkârım, emrettiğiniz Rodos referi için ordumuz hazır durumda. Aha, onu unutmuştum ben ya. Bugün dediğim o sefer. Tü. Rodos şövalyelerinin yıkılmaz denen surlarını dövmek için Macar top ustası Puşkaş Efendi emrettiğiniz gibi devasa bir top döktü. Puşkaş iyi topçudur. Donanmamız da tüm teçhizatıyla hazır durumda. Teçhizat dediğinde bir erken bir kürek. Bu çağla ne teçhizatı? Fakat ordu kumandanımız Selahattin Paşa Puşkaş Efendi'nin toplarını çalıştıramadı. Zannedersem fitil mekanizması tutukluk yapmış. Ne yapmamızı buyurursunuz? Bir kapatıp açın belki düzelir. Ben ne bileyim ne yapmanız gerektiğini. Kapatıp açılmayınca düzelmeyen alet mi var? Bir denesinler bakalım. Olmazsa erteleriz. Zaten başkasına söz var. Yani gerçekten çok güzel bir iş oldu o Feyzi Bey. Nasıl? Biraz da at sırtından mı göstereyim? Şimdi Feyzi Bey gösteririz göstermesine de yani o iş biraz tuzlu olur. At yani bir at nereden baksan atın günlük kirası kaç madına bir at? Ne bileyim hocam. Yani o tuzlu olur Feyzi Bey, biraz at bul, at getir, atın üstüne bindir, gezdir falan. Evet düşündük biz de. Ya işte baktık öyle olmuyor. At olayı pahalıya geliyor. Dedik bari biz de muhteşem müsül gibi hareme hüreme bağlayak dedik. O da denetime takılınca kabak gibi duvarın önünde kaldı bizim padişah. Yok o da gerçek değil. O duvar kağıdını da çocuklar bilgisayarda koymuşlar. 5-10 lira gibi maliyeti var. Çok büyük rakamlar değil Feyzi Bey. Evet. Ya işte bu Green Box dedikleri, Green Box dedikleri bir sistem var. He, Green Box dedikleri bir arkası yeşil. Feyzi Bey, ben de garip geldi bana da ama. Evet efendim, ucuz. Ucuz, sudan ucuz. O şekilde hallediyoruz biz onu. Neyi? Sen de haklısın mı? Ha, sen de haklısın. Şu şey skeç, ağlak çocuk var bir tane. Babam beni evlatlıktan reddetti abi. He, ben de ona çok bakıyorum. Ha, ben de gıcık kapıyorum ona. Ben de ona çok gıcık kapıyorum. Ben de sevmedim o skeci. Beğenmiyormuş la. Sen de haklısın, sevmemiş. Evet efendim, onu ben kaldıracağım. Evet. Nasıl? Ne emekliliği? Benim emekliliği? Beni kaldırıp skeçlerimi... Feyzi Bey, şimdi benim emekliliğime biraz daha var. Yani ben 2 sene daha ekmeğini yerim diye düşündüm ben bu işin. Olur, skeçler de olur da ben de arada hani 2-3 skeç... Ama Feyzi Bey...
Şimdi hayır, çocuklar skeçleri yapıyorlar. Arada ben de diyorum böyle iki... Beni emekli etmeseniz ama skeçler biraz. Evet sevgili izleyenler, bir icraatın içinden programıyla daha sizlerin karşısındayız. Efendim ben Deniz Yardoç Dere Ercümen Danışman. Yine her zaman yaptığımız gibi sizlerin sosyal hayattaki sorunlarına hak, hukuk, yol ve yordam çerçevesi içerisinde çözümler arayacağız. Hatlarımız çok yoğun zannedersem hemen ilk telefonumuzu alalım. Alo. Ercüment Bey yayınlar. Buyurun efendim, alayım sorunuzu. Ercüment Bey, şimdi ben 1960 yılında 19 yaşındayken ilk evliliğimi yaptım. Evet. Sonra 21 yaşında uyuşamayıp boşandık. Kendisine 51 yıldır düzenli nafaka ödüyorum. Akabinde 1968'de gittim ikinci hanımımı aldım. 73'te tabii kendisinde fikir ayrılığından uyuşamadık, ayrıldım. Ona da bir 40 yıldır falan nafaka bağladık. Düzenli ödeniyor. İşte 84'te 3. hanımımla, 88'de 4.'süyle ve müteakip yıllarda da böyle toplamda 11 hanımımla yollarımızı ayırdık. Tabii hepsinin nafakası var. 11? He 11. Hey maşallah Don Juan ya, sen ne yaptın ya? 11 evet. Şimdi Ercüment Bey, benim sorum şu. Ben bu nafakaları gider olarak gösterip vergiden düşebilir miyim? Yani en azından oradan bir yırtarım falan olur mu? Vallahi sen bunları demirbaş göstersen hiç vergi ödemezsin. 11 sen ne yaptın ya 11 tane? Allah Allah. Bunlar senden sonra evlenmemişlerdir anladığım kadarıyla. Yani sen bunları hayattan soğutmuşsun. Don Juan Erhan. Yok. İki tanesi evlendi Allah'tan da onlarınkini ödemiyorum daha. Anladım. Yani Erhan Bey, şimdi sen Mehmet Ali'ye bile geçmişsin yani. Burada büyük bir sıkıntı var. Benim sana tavsiyem, sen bunları evlendirmeye bak. Bunların fotoğraf falan varsa sende, veskalıkları. Al sen bunlarla çık evlendirme programlarına, sabah programlarına çık. Oraların çünkü sirkülasyonu bol oluyor yani, döngüsü oluyor. Orada sen bunlara eş ara. Benim şahsi kanaatim yani. Fakat sen evlenmezsen daha yorur. Sen daha artık kadar doyuma uğraşmışsın. Bir de anladığım kadarıyla pek istikrarlı bir karakter değilsin. Bence sen daha hanımlardan elini uzak tut Don Juan. Kadınların yakasını bırak artık bence. Hayır zaten çocuklar izin vermiyor ki. Geçen bir evleneyim dedim. Altıncı hanımından olan ortanca çocuk. Şimdi neydi adı, aklıma gelmiyor. O beni odaya kilitledi, şey yaptı. Anladım. Sen şimdi ne de arıyorsun bizi? Odadan mı arıyorsun sen? Yok, salondan. Anladım. Şunu çocuğunu arayayım da. Odadan kaçmış mı? Salondan şey yapayım. Tamam, sen hatta kal. O zaman Erhan Bey, Don Juan sen hatta kal. Bir beş dakika hatta kal. Şey yapacağız. Biz diğer sorumuza geçelim o zaman biz. Başka şey yapın, şunu çocuğunu arayın. Tamam, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, icraatın içinden dedik. Fakat maalesef formatımız sizden gelen sorulara binaen emeklilik programa döndü. Hemen sıradaki telefonumuzu alalım. Alo. Demek ki birikmişlik var. Halkımızda bir birikmişlik var. Alo. Alo. Dede buyur. Evladım şimdi ben Rabiülevvel ayının 3. günü 1343 doğumluyum. İlk sosyal sigortam Tulumbacı Teşkilatı'ndan yapıldı. Sonra Şevval ayının 12'sinde 1361'de de başladı. Daha evvelinde 1384'te Tulumbacı Ocağı'ndan ayrıldım. 4 senelik oradan bir kaybım oldu. Beni... Helal helal. Sağ olasın. 1388'de mi kaldıydık? 1388'de
Hariciye Nazırlığı'nda 4. katip mümessili olarak işe girdim. Ona da 14 senelik bir emeğim oldu. 1402 senesinin, bak hiç unutmam, Muharrem ayının 12'siydi. Hariciye'den çıktım. Şimdi Agah dede, bende kayış koptu şu anda. Sen hangi çağdan arıyorsun bizi? Hangi yüzünden arıyorsun? Senin sorun nedir? Ben onu alayım bir. Şimdi Ercüment evladım, bu benim emekliliğime kaç sene var kaç? Ben ona göre bir işe gireyim, sene tamamlayayım diyorum. Şimdi Agah dede, burada benim hesabıma göre bir 643 sene falan daha olması lazım. Yani ben yanlış hesaplamadıysam sanki bir 643 sene sen daha çalışsan olur gibi bir hesap çıktı. 643, tamam olur peki. Agah dede bir dakika. Şimdi hicri mi senin, miladi mi, burası bir karışık. Senin çoluk çocuk var mı? Var, 7 taneler, ellerinden öperler. Agah dede, benim burada gördüğüm şey, senin çocuklar senin emekliliğin üstüne yatmış. Bana göre senin bir imparatorluk olmak üzere iki devletten emekliliğin olması lazım, fakat senin çocuklar üstüne yatmış. Çocuklar dediğin 90-100 yaşında adamlar bunlar, benim hesabıma göre. Burada bir yanlış var Agah dede, sen emekli olmuşsun. Hatta dünyanın en emekli insanı sensin şu anda benim hesabıma göre. O zaman ben şey miyim yani? Şey yap, sen kutla bunu, hak ettin bunu Agah dede. O zaman... Bir senelik şey... Su iç, su! Evet. Agah dedeyi rahmetle andıktan sonra programımızı notalıyoruz sevgili izleyenler. Bir başka Ercüment danışmanla icraatın içinden programıyla sizlerle olmak dileğiyle sorularınızı hak, hukuk, yol ve yordam çerçevesinde çözmek umuduyla esen kalın. Allah rahmet eylesin ya. Adam tırk dedi gitti, 1000 yaşında adam. Tırk dedi gitti, sapasarap adam ya. Telefonda konuşuyordu, tırk dedi gitti ya. Ya hayat böyle kısa işte, gelip geç. Doğrudur efendim, doğrudur. Doğrudur. Evet, evet, tamam Feyzi Bey, ben onu öyle yapayım o zaman. Tamam efendim. Yalnız benim bu emeklilik işine gelince Feyzi Bey, ben bir iki sene daha çorbas... Kapattı. Oğlum burada önümüze geleni yayınlıyoruz. Ondan sonra önünü alamıyoruz. Bizim önümüze geçince de önümüzü açmak için kaldırmaya çalışıyoruz ya. Ben kendi çıkardığım şey benim kendi önüme nasıl geçiyor kardeşim? Benim önüme geçenlerin önünü kapatmak için ben kendi önümü açmam lazım. Fakat seyircinin önünü. Üç kere iki altı. Elde kaç vardı? Elde iki vardı. Bir dakika. Üç kere sekiz 24. Elde var iki. O eldekini... Bu ne biçim yöntem la? Eldekini akıla tutmaktan sonucu unutuyoruz ya. Bu ne biçim yöntem?